Herkese selamlar dostlar. 2 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün tam 6 adet mücadelem var ve sizlere öner önerebileceğim bir adet ideal kombinem var. Videonun sonunda aynı şekilde önereceğim. İsterseniz raporlarla başlayalım. Önce kata Telegram grubun kombine raporu gelsin. Son 2 günde 2 kombine verildi zaten. 2'de 2 iki oldu. Bir tanesini ben verdim. Gece MLS maçları vardı. 1.93 olandan ideal bir kombine olarak önerdim. Yine aynı şekilde diğer arkadaşımız editörün de verdiği kombine başarılı oldu. Kombinelerde böyle az veriyorum ama sağlam verdiğimi de söyleyebilirim. 2 oran falan böyle idealden İdeal kombine şekilde önereceğim ki videoda da önereceğim. Bu şekilde ilerliyoruz. Diğer bir raporum gelsin. Son videoda 4 tane karşılaşma anlatmıştım sizlere. Hepsi İsveç'in maçlarıydı. Hepsi başarılı oldu. Yüksek oranlara idealleriyle anlatmaya çalışmıştım. Değerlendirenler olmuş. Tebrikler arkadaşlar. 4'te 4 oldu. Onun için ayrı bir tebrik edelim. Geçtim bunu da. Diğer bir skor yarışmamız var. Skor yarışmamızda önceki skor yarışmamızı kazanan arkadaşımız Mehmet Kılıç. Instagram üzerinden bana ulaşabilir arkadaşlar. Mehmet arkadaşımız. Katla Telegram grubunun linklerini atayım. Ve bir adet de skor yarışması yapalım. Yarın oynanacak olan Os BK ile Bodo Glip mücadelesinin sizce maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızı Katla Telegram gruplarına ekleyelim. Skor yarışmasına katılmak isteyenler eğlencesine, kendini denemek isteyenleri yorumlara beklerim. Kazanan bir arkadaşlarımızdan bir tanesi de Şöyle bakıyorum 4-5 kişi biliyor genelde. Hemen bir çekiliş yapıyorum inceden kazananı da söylüyorum. Geçtim isterseniz 6 mücadelen var. Hızlıca başlayalım. AX Online'la Mial bir mücadelesi. Bu arada iddia oranlarımız e artık ekranda olacak. Ne zamandır anlatmıyordum. Her neyse geçeyim isterseniz. Şimdi AX Online'a burada 1.25 gibi oran açmışlar. AX Online normalde kaliteli bir ekip. Zaten ligde oynadığı ne zamandır 10-12 maçtır kaybetmeyen bir ekip var. Burada bir hazırlık maçı oynadı. Onu kaybetti lig arasında. Deplasman veya iç saha performansına baktığımız zaman da genel olarak Aix-en-Provence takımı zaten bu ligin gediklerinden. Hatta puan durumuna baktığımız zaman da zirveye oynadığını da görebilirsiniz burada. Geçtim aix en kendi evinde zor gol yiyen bir takım. Özellikle deplasman ekibine baktığımız zaman da deplasman oyununda özellikle bu tip aix en gibi ne bileyim diğer kaliteli takımlara karşı deplasmanda zaten çok fazla bir etki yaratamadığı gibi çok fazla da ofans oyununu tercih etmeyen bir ekip var deplasmanda. Ay sonlarına bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Kazanırken de çok fazla gol olacağını düşünmüyorum ben. Şöyle ideallerden başlayalım isterseniz. 1.34 bantlarından 4.5 altına bir alabilirsiniz. Fakat ideal olarak yazabilirsiniz bunu üçlü kombinelerde. Eğer ikili bir kombine yapacaksanız AX onunla mücadelesine maç sonu 1 ve 3.5 alt yaparak 1.58 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Geçtim ikinci mücadeleme. Helsinki ile Puypon mücadelesi. Bu iki ekibinde arkadaşlar şey mücadelesi var. Avrupa mücadelesi var. Ve ayrıca Helsinki tarafında hücum bölümünde sakatlıklar var. Özellikle Helsinki zaten bu ligin ve aynı şekilde Kupyon takımı de, bu ligin en tehlikeli iki takım olduğunu söyleyebilirim ki zaten şu anki puan durumunda da bir ve ikinci sırayı paylaşan iki takım olduğunu da görmek mümkün. Helsinki son dönemlerde sürekli bir berabere kalıyor. O arada da bir tane mağlubiyet aldı hazırlık maçında. Kuypon şu an şöyle söyleyeyim ben sizlere. Şu an anlık performansa baktığımız zaman da bence oranlara oranlara bakmadan söylüyorum. Deplasman ekibi bence biraz daha sağlam olduğunu söyleyebilirim şu son dönemde. Ben bu maça değişik bir tercih yapacağım. Daha doğrusu çok fazla tercih yapmadım bu tercihi sizlere önereceğim. Helsinki mücadelesinde Helsinki'nin de hücum oyuncularından bazen eksik olmayışı, eksik oluşu ve son dönemlerdeki hücumdaki o yetersizliğinden dolayı ve kendi evinden olmasından dolayı ve Kulpon takımında şöyle bir özelliği var. Eğer bir gol atarsa o golün üstüne yatabileceği çok bariz ve bunu da gayet iyi başarılı yapıyor. O yüzden bu mücadele çok fazla gol beklemiyorum. 2.5 alt tercihin oranı 1.44 gibi oranı var. Ben bu mücadelede 3 gol olacağını düşünmüyorum. Zaten o 2.5 alt oranı böyle düşük. Bence 2, alta göre düşük. Beklenen de o zaten. 2.5 alt tercihi bence 1.44 gibi orandan idealden alınabilir arkadaşlar. Oğlu ile Vassal mücadelesi. Bu benim kombine maçlarımdan bir tanesi. Nasıl aldım? Şimdi Oğlu takımını araştırdım. Biraz bu maç için özel şeyler var. İyi dinlemenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi Oğlu takımının 20. yıl kuruluşu. Yani kuruluşunun 20. yılını kutlayacaklar. Ve şöyle bir söylenti var. Oğlu taraftarı maç öncesi değişik böyle karografi mi diyelim taraftar aktiviteleri yapacakmış. Onu belirteyim. Oğlu takımında onu bahsedeyim. Taraftar da bu maça bence yüklenecek arkadaşlar. Yani stat muhtemelen kaç bin kişilik bir stadı var bilmiyorum ama çok bir saymıyorum ama çok kişi olacağını sanmıyorum. Stadyum kapasitesine bakmadım. Ama taraftarların bu maça geleceği söyleniyor haberler o yönde. Rakibe baktığımız zaman da Wasan takımı yani def basmanında 3 gol ortalamayla oynayan bir takım. Bakın 6 maçta 18 tane gol atmış. Bu maçta da zaten normalde bence daha bir favori olma, daha bir daha düşük orandan bir favori olması lazım. Deplasmanda bu kadar iyiyken Vasan ekibi fakat 1.94 orandan bunun da sebebi iddia risk de bazı şeylerin farkında olduğunu düşünüyorum. Oğlu takımının bu tür aktivite, aktivitelerden dolayı taraftarın coşkusu 20. yıl kutlaması derken bu maçta da gol bulması bence mümkün. Olası bir sürpriz çıkarma Çıkma ihtimali var. Fakat ben Vasan 2000'in de bu maçta gol bulmasını bekliyorum. Ve şunu belirteyim. Ben bu mücadelede 1.57'den KG Vardan kombineme koydum. Ve oğlu arkadaşlar bu sezon genel anlamda kurduğu kadroya baktığım zaman da iddialı, iddialı bir kadro kurduğunu da söylemek mümkün. Ve bu takım 10 gün boyunca dinlendi. Bu maçta güzel bir KG var tercihi alınabilir. Yüksek oranlarda bir maç sonu 1 yapılmaz mı? 2.70 orandan. Bence denemeye değer. O yüzden KG varın geleceğini düşünüyorum ama olası bir sürprizin de ev sahibi tarafından çıkması da mümkün. Değerlendirecekler bol şanslar. Jevle Horgesund mücadelesi. Horgesund'a baktığımız zaman arkadaşlar son dönemlerde güzel performanslara imza atsa da bu maçta favorisi zaten yüksek. Deplasman ekibine ev sahibi Jerv'e şey baktığım zaman bu ligin zaten son sırasında yer alan. Geçen maçta da sanırım maçı ertelendi mi? mi? Ertelen mal mi maçıydı sanırım. Tam hatırlamıyorum. Tekrar bakmak istiyorum. Şöyle 2022'ye girelim. 2-1'lik kendi evinde mağlup oldu. O maçta da KG var önermiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta olması lazım. Viton videoda bahsetmiştim. Şimdi ev sahibinin bu maçta ee, genel anlamda zaten sıkıntılı bir ekip olduğunu ve zaten bu sezon ligde yükseldi. Kadrosu da bence yetersiz. Onu belirteyim Jair takımının. Ben bu maçta ve diğer önereceğim maçta yüksek olan tercihine gittim. Şöyle bir yüksek olan tercihim var mücadeleye. Ben mücadelenin toplam gol aralığının kim yener bilmiyorum ama 2-3 gol bandında kalması bence muhtemel. 1.88 gibi oranı var. Bakın yüksek orandan öneriyorum. Yüksek orandan 2 tane mücadelem var. İlk maçım bu. Jel mücadelesine 2-3 gol tercihini sizlere öneriyorum. Diğer maçım Kalmar'la Helsingborg mücadelesi. Aynı şekilde bir yüksek oranla mücadelem de Kalmar mücadelesi. Kalmar'ı burada son maçında değerlendirmiştik biliyorsunuz. 3.5 altında biri sizlere yüksek oranı önermiştim. 1.62 orandan direkt maç sonu biri önermiştim. Sizlere... E, videoda zaten. Helsingborg Ligi'nin yine aynı şekilde çok fazla vasat, et, vasatın altında bir ekip. Vasat da bu arada kötü anlamda değil. Onu da belirteyim. Yani sözcük daracına bir kelime katayım sizlere. Ortalama anlamında kullanılır. Vasat onu belirteyim. Bilmeyenler varsa genelde bizim halkımız kötü anlamda biliyor bunu. Vasat yani ortalama demek. Helsingborg takımı da vasatın altı takım olduğunu söyleyebilirim. Özellikle lig adına. Kalmar kendi evinde çok iyi bir takım. Deplasman'da o performansı göstere gösteremeyebiliyor ki zaten deplasman'daki o gösteremediği performanstan dolayı o iyi performansını deplasman'da gösteremediği için 1.80 mantarına bir oran açmışlar. Yine yüksek oranlı bir tercihim olacak bu mücadeleye. 1.80 gibi orandan 2-3 gol tercihini bu mücadelelerin 2-3 gol gol aralığında kalmasını bekliyorum. Değerlendirecekler bu mücadeleyi. yine yüksek oranla bir değerlendirme yapabilir. OSBK ile Bodo mücadelesine geçelim. Bu maçta da golle bir mücadele geçebilir ki Bodo ne kadar kaliteli bir ekip olsa da son dönemde e kalesinde pozisyon veriyor ve çokça pozisyona giren bir takım Bodo takımı. Fakat şöyle bir dönem var. OSBK'ya kendi evinde yani deplasmanla OSBK'yı öyle gelip yenemezsin. Yani yensen bile zor olur. Bir el gibi oran açmışlar. Yani Bence oran düşük. OSPK'nın kendi evindeki o genel performansını gösterdiğim veya geçmişe baktığımız zaman da OSBK'nın kendi evinde kimleri kimleri yendiğini ve ne tür sürprizlere imza attığını muhtemelen sizler de çok iyi takip ediyorsunuz. Benden daha iyi biliyorsunuzdur diyeyim hatta. Şimdi Os burada kendi evinde bence gol bulur. Bodur'un durumda zaten o ofansif oyunu deplasmanlı da olsa burada o ofans oyununu sergileyecektir. Hücum oyununu hızlı bir maç beklediğimden dolayı bu mücadelede en ideal tercihten ve kombineme koydum. iki tane KG var mücadelesini zaten kombineme koydum. Karşılıklı gol var tercihini 1.39 bandından orandan kombineme ekliyorum. Ve iki tane ikili kombine yapacağım. İsterseniz kombine ekrana gelsin. Toplamda sizlere önerdiğim 6 mücadele vardı arkadaşlar. İdeal yüksek oranlarıyla birlikte sizlere bahsettim. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Kombine önerisi ekrana gelsin. Sizlerden bahsettiğim gibi videoya atacağınız like'lar benim için önemli. önemli. Artı 250-300 bantlarına çıkarsak kombine önerisine devam ederiz. Bu dönemde zaten çok fazla iddia kitlesi yok zaten. Sizler de farkındasınızdır. Maçlardan dolayı KG var tercihi. Oğlum mücadelesinin KG varını zaten neden olarak detaylı bir şekilde anlattım. Önemli dış sahi etkenleri var oğlu Vassan mücadelesinde. Özellikle oğlu tarafında çok önemli gelişmeler var. 20. yıl kutlaması vesaire anlattım sizlere. O kendi evinde ben Boda'ya kolay kolay teslim olacağını düşünmediğimden dolayı mücadelede ben KG var tercihinin çıkmasını Muhtemel görüyorum. Toplamda 2.18 gibi orandan bir ideal kombine oluşturdum sizlere. Değerlendirme altına alacak arkadaşlar. Bu yönde değerlendirme altına alabilir. Çok fazla yüksek oynamayın. İdealden değerlendirin. Ben buraya bir tane kombine verdim. Katıl grubuna ekstra bir tane daha kombine vereceğim toplamda. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir her zaman. Bu iddianın bir risk tahmin oyunu olduğunu unutmayın. Kimse kain değil. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.